Merhaba, bugün size orijinali Duke Üniversitesi'nde felsefe bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Paul Henney tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Bu videoda size serbest safsata türü olan ad hominem safsatasından bahsedeceğim. Ad hominem ismi kulağa çok gösterişli gelebilir arkadaşlar ama çok iyi bir kritik düşünce aracı olduğunu bilmenizi istiyorum. Ad hominem Latince bir kelimedir ve kişiye yönelik anlamına gelir. Bu da tam olarak bu safsatanın tanımıdır. Argümanın kendisine yönelik bir saldırı yerine, argümanı savunan kişiye saldırı söz konusudur. Bu safsatayı daha iyi açıklayabilmek için bir örnekle ilerleyelim. Arkadaşım Vedat'ın şöyle bir argümanı olduğunu düşünelim. Kediler hep evdedir ve kum kabı kullanırlar. Köpeklerin ise gezdirilmeleri ve dışarıda koşmaları gerekir. Köpeklerle uğraşmak daha zor. Bu yüzden kediler köpeklerden daha iyi evcil hayvanlardır. Ben de buna Vedat tam bir ahmaksın diye cevap veriyorum. Ve Vedat'ın kedilerin lehine olan argümanını görmezden gelip bir köpek alıyorum. Vedat'ın argümanına verdiğim cevabı inceleyelim. Cevabın çok yerinde olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Vedat belki gerçekten de bir ahmaktır ve ben de kimsenin onu kale almaması ve söylediklerine inanmaması gerektiğini düşünüyorumdur. Vedat kötü bir karaktere sahip olduğu için argümanı da reddedilmelidir. Bu açıdan bakınca cevabım oldukça yerinde görünüyor. Öyle değil mi? Eğer bu örnekle ikna olmadıysanız şimdi bir de Vedat'ın aslında Hitler olduğunu düşünün. Hitler tam bir ahmak olduğu için vardığı sonuçlar yanlış ve argümanları da geçerli değildir. Tüm bunlar kulağa doğru gibi geliyor değil mi? Şimdi de bu şekilde mantık yürütmenin neden hatalı olduğunu anlatmak için argümanım için bir genelleme yapmak istiyorum. Birinci önerme. K kişisi i iddiasını öne sürüyor. Kediler kral, köpekler şapşaldır. İkinci önerme. K kişisi itibar edemeyeceğimiz bir duruşa sahip. Vedat tam bir ahmak. Sonuç iyi iddiası yanlıştır. Kedilerin daha iyi evcil hayvanlar olduğu iddiası yanlıştır. Bazı durumlarda bunun iyi bir argüman türü olduğunu söylemek, her ne kadar cazip görünse de, bu şekilde düşünmek genellikle yanlıştır. Yani çoğu zaman bir kişinin duruşunun, argümanının geçerliliği ve sağlamlığı ile alakası yoktur. Ve ben de bu videoda bu kavram yanılgısını düzeltmek istiyorum. Vedat'ın ahmak olması, kedilerin daha iyi evcil hayvanlar olduğu ile ilgili argümanının yanlış olduğu anlamına gelmez. Vedat bir ahmak olsa da, kedilerin daha iyi evcil hayvanlar oldukları konusunda iyi bir argümanı olabilir. Bu arada arkadaşlar Vedat'ı tamamen atıyorum sallıyorum yani. Bizi izleyen bir Vedat varsa üstüne alınmasın lütfen arkadaşlar. Zaten örnek olarak anlatıyoruz. Biraz işin şakası. Evet. Şimdi de bu safsatayı biraz daha yakından inceleyip dört alt türüne odaklanmak istiyorum. Alt türlerden ilki adam karalama safsatasıdır. Bu türü anlamak için Vedata ahmak dediğim ilk örneğimize dönelim. Bu durumda benim adam karalama safsatası yaptığımı söyleyebiliriz. Adam karalama safsatası, argümanı savunan kişiye saldırıp onu karalamam sonucu ortaya çıkar. Bu örnekte de argümanın kendisini eleştirmiyorum. Daha da net olmak gerekirse doğrudan Vedat'ın karakterine saldırıp ileri sürdüğü argümanı zayıf karakteriyle eşdeğer tutuyorum. Bu bir safsatadır çünkü argümanı ileri süren kişi yani Vedat itibar edilecek bir duruşa sahip olmasa da kedilerin köpeklerden daha iyi evcil hayvanlar olduğunu öne sürdüğü argümanı geçerli bir argüman olabilir. Ad hominem safsatalarının bir başka alt türüne niteliksel adam karalama adı verilir. Buna örnek olarak da arkadaşım Ayşegül'ün mesela şöyle bir argümanı olduğunu düşünelim. Birinci önerme, hayvanlar duyarlı varlıklardır. İkinci önerme, eğer bir varlık duyarlıysa onu yemek için öldürmek ahlaklı bir davranış değildir. Sonuç, hayvanları yemek için öldürmek ahlaklı bir davranış değildir. Ben de buna cevap olarak, Ayşegül, sen vegan bir gıda firması için çalışıyorsun. Bu yüzden argümanın geçerli değil diyorum. Bu örnekte Ayşegül'ün argümanı yerine vegan bir gıda firmasında çalışmasına, yani içinde bulunduğu konuma saldırıyorum. Belki bu argümanı yaparken bir çıkar çatışmasına girdiğini, yani daha fazla vegan ürünü satmak istediğini düşünmüşümdür. Yani veganizm lehine hatalı bir argümanı savunması için onu motive eden bir sebep olabilir. Bu olası çıkar çatışmasına rağmen benim Ayşegül'e verdiğim cevap argümanını etkili bir şekilde eleştirmiyor. Vegan ürünler satan bir şirkette çalışmasına ve çıkar çatışması içinde olmasına rağmen Ayşegül'ün hayvanların yemek için öldürülmesini ahlaklı bir davranış olarak görmeyen argümanı geçerli ve sağlam bir argüman olabilir. Ayşegül'ün argümanını etkili bir şekilde eleştirmek isteseydim hayvanların duyarlı varlıklar olmadıklarını öne sürebilir ve argümanındaki diğer önermelere saldırabilirdim. Ad hominem safsatalarının üçüncü alt türü latince ismiyle tu quoque, tu quoque yani sen de safsatası olarak adlandırılır. Bu safsata için az önce kullandığım örneğe döneceğiz. Ayşegül'ün argümanına bu sefer de evet Ayşegül ama sen de et yiyorsun, yani hayvanların yemek için öldürülmelerini destekliyorsun. Bu yüzden argümanın geçerli değil diye cevap verdiğimi düşünelim. Bunu yaptığımda Ayşegül'ün vardığı sonuç ile bağdaşmayan şekilde davrandığına dikkat çekiyorum ve Ayşegül'ün iki argümanını ya da vardığı sonucu geçersiz kılmak için kullanmış oluyorum. Yine de eleştirimin Ayşegül'ün argümanına yönelik olmadığını görüyorsunuz değil mi? Ne önermelere ne de vardığı sonuca yönelik bir eleştiri yaptım sözde iki yüzlülüğüne rağmen Ayşegül geçerli bir argümana sahip olabilir ve et yemesinin ahlaklı bir davranış olmadığını da düşünebilir. Ad hominem safsatalarının son türüne, benzetmeye dayalı adam karalama safsatası adı verilir. Ayşegül'ün argümanına bu sefer de şu şekilde cevap verdiğimi varsayalım. Evet Ayşegül ama hayatının son zamanlarında Hitler de bir vejeteryendi. Yani onunkine benzer bir argüman ileri sürmüş olabilirsin ve bugüne kadar yaşamış en kötü insanlardan biri olduğu düşünülen Hitler'in argümanını sırf o söylediği için reddedeceğimiz gibi seninkini de reddetmemiz lazım. Bu kez ne mi yaptım? Ayşegül'ü karakteri kötü olan biriyle bağdaştırıp bu durumu Ayşegül'ün argümanını reddetmek için bir sebep olarak kullandım. Bu da bir safsata çünkü Hitler her ne kadar korkunç şeyler yapmış insanlardan biri olarak görülse de hayvanları yemenin ahlaklı bir davranış olup olmadığı hakkında geçerli ve sağlam bir argüman ileri sürmüş olabilir. Buna ek olarak Ayşegül'ün Hitler'le bağdaştırılmış olması Ayşegül'ün argümanlarını geçersiz kılmaz. Son olarak Ayşegül'ün karakteri hakkında konuşurken asıl konuya yani veganizm konusuna hiç değinmemiş olduğumu da fark etmiş olmalısınız. Bu safsatayı genel şemamıza yerleştirip inceleyelim. Ayşegül aleyhinde sunduğum argümanlar şu şekilde. Birinci önerme. Ayşegül, yemek için hayvanların öldürülmesinin ahlaklı bir davranış olmadığını iddia ediyor. İkinci önerme ama Ayşegül itibar edilecek bir duruşa ya da şartlara sahip değil. Sonuç olarak hayvanları yemek için öldürmenin ahlaklı bir davranış olmadığını söyleyemeyiz. Peki bu serbest safsataya bir örnek olabilir mi? Evet. Çünkü Ayşegül'ün argümanına konu olan meselenin kendisini eleştirmek bir yana ondan bahsetmedim bile. Bunun yerine Ayşegül'ün duruşuna ve karakterine saldırdım. İşte bu ad hominem safsatasının güzel bir örneği ve bu safsata sıklıkla karşınıza çıkabilir. Son olarak şunu da belirtmekte fayda var. Filozofların bu safsatayla yani bir kişinin duruşu ve karakteri üzerinden bir argümanın ele alınması ile ilgili birçok sorusu ve endişesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu soruları bir başka videoya saklıyorum.